Yavuz Bey, tamam sizi anlıyorum Yavuz Bey. Yani video sunum diyorsunuz, video sunum kullanın diyorsunuz. Ancak insanlar video sunum dinlerken sıkılıyor veya video sunum insanlara şey geliyor, samimiyetsiz geliyor. Bunu ben şeyden distribütör arkadaşlarımızdan da zaman zaman duyuyorum. Bir defa şunu söyleyeyim size, arkadaşlar, biz distribütörler bizler işte bu bizim dünyamız diyelim. Bir de bizim dünyamızın dışında yani adayların olduğu bir dünya olsun. Biz defansı çoğu kez kendi dünyamızdan değil, kendi dünyamız özür diliyorum tam tersi. Kendi dünyamızın dışından yani adaylardan değil çoğu zaman distribütörlerden yiyoruz. Gerçek defansla orada karşılaşıyoruz. Yani distribütör arkadaşlarımız çoğu zaman ya Yavuz Bey insanlar ön yargılı şöyle düşünüyorlar böyle düşünüyorlar diyorlar. Ancak ön yargının belki de en büyüğü bizde çoğu zaman. Onu söylemeliyim yani distribütör arkadaşlarımızda. Neyse gelelim konumuza. Ya Yavuz Bey işte ya da Yavuz abi işte sen diyorsun ki video sunum ama video sunum işte samimiyetsiz geliyor. İnsanlar sıkılıyor. Bir defa şunu söyleyeyim size. İnsanlar sıkılmıyor. Sen sıkılıyorsun. Siz sıkılıyorsunuz. İnsanlar sıkılmıyor. Çünkü o insan muhtemelen o sunumu ilk kez dinliyor. Ve ilk kez hayatında bir kez belki bir saat, 1,5 saatini verecek ya da 2 saatini neyse verecek. Ve belki de hayatının geri kalan kısmında bu sabırla dinlemiş olduğu video sunum veya slide sunum ya da online sunum ya da bilemiyorum. Hayatının belki de geri kalan kısmında çok büyük şey yapacak, değişikliklere belki yol açacak. Onu bilemiyorsun. Ancak bunu eğer söylüyorsanız, insanlar sunumdan sıkılıyor diyorsanız bilin ki sizin zihin durumunuzla ilgili bir sorun var. Yani belki sorun değil bu. Ya da zihin durumunuzla ilgili düzeltmeniz gereken bir şeyler var orada. Ben konuya hep şöyle yaklaştım. Bunu söyleyenlere de bunu açıklıkla söyledim. Dedim ki biz bu sunumu hayatımızda sadece bir kez gördük. Bir kez, 2 saat sürdü, 3 saat sürdü neyse, bir kez sadece. Bunca yıllık hayatımızdan sadece bir 3 saatini verdik. Etraflı bir şekilde bu sunumu inceledik. Bu bilgiyi inceledik. Bu bilgiyi aldık. Bu bilgiyi sahiplendik. Bu bilgiyi kullandık. Ve bu bilgi bizim hayatımızda çok köklü değişikliklere yol açtı. Olumlu yönde çok büyük değişikliklere yol açtı. Demek ki sadece benim değil, başkalarının da hayatında bu sunum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. 2 saatlik, 3 saatlik bu sunum birçok insanın hayatında eğer ki çok ciddi değişikliklere yol açtıysa karşımdaki adayın da hayatında çok ciddi değişikliklere yol açabilir mi? Olasılık olarak konuşuyorsak evet. Evet mi hayır mı onu bilemeyiz. Onu Allah biliyor. Ya da kişinin kalbinde ne var onu bilemiyoruz. Ancak benim bildiğim tek bir şey var. Sunumu kopyalanabilir bir kaynaktan basit bir şekilde görmeli. Kısa, öz bir şekilde değil. Buna ben inanmıyorum. Çok büyük açık yüreklilikle sizinle bunu paylaşayım. Network marketing işimizin ben insanlara hani bazen insanlar der ki abi kısa anlat ve ben anlarım onu. Ya, kısa anlatsan ben anlarım. Ben kısa anlatırım. Çok da güzel anlatırım. Sen de çok güzel anlarsın ve belki de seninle el sıkışırız. Peki sonra? Sen belki kariyer de yaparsın. Bir şekilde para da kazanırsın. Hedeflerine de ulaşırsın. Peki ya sonra? Sonrası gelecek mi? Başkaları aynısını yapabilecek mi? Bu böyle devam edecek mi? Hayır. Bir gün mutlaka ve mutlaka bir yerde mutlaka çökecektir. Mutlaka. Bu sonsuza dek gitmez. O yüzden ben her zaman yaptığım şey şudur. Samimiyet, içtenlik her zaman birinci sırada önemli. Karşımda eğer sen var, Ahmet varsa, klasik isim, Ali varsa, diyelim ki Ali'ye sunum yapacağım. Ben bir defa Ali ile şöyle bir pazarlık yaparım. Basit bir pazarlık. Ali'cim, bir defa ne kadar vaktimiz var kardeşim? Şu kadar vaktimiz var. Ya da ne kadar olmalı? Benim için 1,5 saat sonuçta bir bilgi alışverişinde bulunacağız burada. Senin hayatının geri kalan kısmında senin hayatını kökten değiştirebilecek bir bilgi olabilir bu bilgi. Dikkat kelimelere dikkat olabilir bu bilgi.
olur mu olmaz mı bilemiyorum. Ancak olabilir. Çünkü benim hayatımda ciddi köklü değişikliklere yol açmış olan bir bilgi bu. Bu bilgiyi sana vereceğim. Sohbetimizi ederiz. Yani beşeri ilişkilerimiz gereği işte hoş sohbet, çayımızı kahvemizi içeriz. Bir araya geldiysek eğer okey. Şimdi Ali'cim konu şu. Ben sana birazdan çok çok önemli bir bilgi vereceğim ve bu bilgiyi verirken sana yaşamını değiştirebilme potansiyeline sahip bu bilgi önemli bir bilgi olsa gerek, doğru mu? Doğru. Genellikle onaylarlar. Doğru. Bu bilgiyi sana aktarırken çok dikkatli olmak zorunda olduğumun farkındayım. Neden? Çünkü herhangi bir şekilde bilgiyi sana aktarırken içeriğinde yapabileceğim, farkında olarak veya olmayarak yapabileceğim bir değişiklik, küçücük bir değişiklik, belki iyimser bir şekilde yapabileceğim küçücük bir değişikliğin sana aslında uzun vadede zarar vereceğini düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir tedirginlik durumu yaşamamak için şöyle teşekkürler, sağ olun. Yaşamamak için sana bu bilgiyi aktarırken bir videodan faydalanmayı planlıyorum. Bu senin için de uygun mudur? Şimdi mutabakat yapmam çok önemli karşımdaki kişiyle. Mutabakat yaparsam, fikri ona satabilirsem, yani bilgiyi Ali'ye bir video vasıtasıyla, kopyalanabilir bir araç vasıtasıyla verme konusunda önce Ali ile anlaşmam lazım. Bak dikkat et. Ali ile ben satış anlaşması yapmıyorum. Ali ile ben şu anda distribütör anlaşması yapmıyorum. Önce Ali ile bir şekilde, karşımdaki Ali ile, adayla önce bilgiyi ona kopyalanabilir basit bir kaynak vasıtasıyla aktarabilmenin pazarlığını yapmalıyım önce. Önce bu konuda hemfikir olmalıyız. Şimdi genellikle bunu söylediğimde bizim karşımdaki aday şunu söyleyebiliyor arkadaşlar. Abi sen bırak videoyu, bana sen şey yap, anlat, ben anlarım sen. Boş ver videoyu sen şimdi, anlat sen bana, ben anlarım. Bu noktada nasıl hareket etmeniz gerektiği çok önemli. Ben genelde şöyle derim. Ali'cim izin ver şöyle anlatayım. Bak itiraz etmiyorum söylediğim şeye bir defa. Ali'cim şöyle anlatayım ben sana. Ben sana bu bilgiyi çok kısa bir şekilde anlatırım. Sen de bu bilgiyi çok kısa bir şekilde anlarsın. Anlarsın. Peki. Belki seninle el sıkışırız ve belki de iş ortağı oluruz. Belki de. Diyelim ki olduk. Olası. Seninle el sıkıştık, iş ortağı olduk. Daha sonra ne olacak? Bana söyler misin? Diye sorduğunda karşındaki kişi der ki ne olacak abi? Bir bilgisi yok ki ne olacağı ile ilgili. Hemen anlatayım. Bu iş kopyalama esasına dayalı bir iştir. Yaptığımız hareketlerin başkaları tarafından da rahat bir şekilde kopyalanabilir olması esasına dayanan bir iştir. Olası seninle el sıkışmamız durumunda senin de senden de yapman beklenen hareket aynı standart basit hareketler olacaktır. O yüzden dolayı sana sunumu videoyla yapma konusundaki ısrarımın sebebi budur. Şimdi anlatabildim mi neden videoyla anlatma konusunda neden ısrar ediyorum? Anlatabildim mi şimdi? Dediğimde genellikle şunu söylerler. Ha şimdi anladım. Tamam abi okey, videoyla yap. Veya derler ki abi anladım ama çok fazla vaktimiz yok. Abi sen bana anlat, ben anlarım. Daha sonra izleriz. Ondan sonra şu şekilde devam edelim. Ali'cim şöyle anlatayım. Bu iş kopyalama esasına dayalı bir iştir. Olası el sıkışmamız durumunda senden de yapmanın bekleneceği hareketler aynı hareketler olacaktır. O yüzden dolayı ana bilginin, kaynağındaki bilginin bozulmamasından dolayı sana bu önemli bilgiyi bir video vasıtasıyla vermek son derece önemli. Son derece önemli olduğuna inanıyorum. O yüzden dolayı videoyla bu bilgiyi sana verme konusunda ısrarcıyım açıkçası. Sen de bunu fark etmiş olman lazım. Şimdi anlatabildim mi neden video konusunda ısrarcı olduğumu ve bu bilgiyi sana neden videoyla vermem gerektiği konusundaki şey ısrarımın, yani anladınız mı? Anlatabildim mi? Genellikle ikinci kez bunu söylediğinizde aslında dikkat edin farklı bir şey söylemiyorsunuz.
O zaman Ali büyük ihtimalle şunu söyler. Abi şimdi anladım der veya ha şimdi oldu der. Ya da ısrarıma binaen der ki abi tam anlamadım ama sen eğer ısrar ediyorsan video konusunda okey abi tamam video olsun o zaman. Şimdi arkadaşlar öyle bir öyle bir iş şey yapıyoruz ki öyle bir işin içindeyiz ki network marketing olsun bunun adı veya bunun adı herhangi başka bir şey olsun yani başka bir ticaret olsun fark etmez. Sonuçta yönetmemiz gereken bir dünyada yaşıyoruz. Ve şu anda dünyada kendisine en fazla değer biçilen hop şey olmadı. Ol sakin Yavuz. Kendisine en fazla değer biçilen becerilerin başında gelen beceri insanlarla doğru bir şekilde iletişim kurabilme becerisi. Bu bir. İkincisi insanları doğru bir şekilde yönetebilme becerisidir. Bakın ikna etmeye çalışmıyorum. Ürün satın alması konusunda ürünümü anlatma ama bildiğin gibi değil böyle yap böyle. Hayır böyle bir derdim yok benim. Ben sadece bilgiyi doğru bir şekilde almasını istiyorum. Benim derdim bu. Neden bunu kendime dert edinmişim onu da söyleyeyim size. Karşımdaki insana karşı olan sorumluluğum gereği vicdani bir görevim benim bu. Bilmiyorum gereğinden fazla mı abartıyorum bu şeyin önemini, sunumun önemini. Ancak ben böyle şey yapıyorum. Konuya böyle bakıyorum. Bu benim vicdani bir sorumluluğum, bir görevim o kişiye karşı. Video sunumsuz, sunum yaptığım zamanlar oldu. Denediğim zamanlar oldu bugüne kadar. Slide sunum yapmadan, anlatma şeklinde sunum yaptığım zamanlar oldu. Bunu denedim. Denedim. Ve çok pişman oldum daha sonra. Çünkü karşı tarafa anlatmak istediğim şeyi anlatma konusunda eksik kaldım. Unuttum. Sonuçta insanız. İnsan tabiatımız gereği bir şeyleri unuturuz. Unutabilme özelliğimiz var. Örneğin anlatırken araç programını anlatmayı unuttum. Örneğin efendim işte bonus ayrı bir bonus türü vardır. Şöyle bir gelir türü de olduğunu mesela unuttum anlatırken. Ve ondan sonra döndüm kendi kendimle hesaplaşmaya girdim. Ve dedim ki eğer ben bu kişiye bunu tam olarak bir video sunumda yapmış olsaydım, video sunumla yapma konusunda bu kişiye ısrar etmiş olsaydım eğer, o video sunumun içerisinde belki de o kişi benim anlatmayı unuttuğum olan içeriği gördüğü anda belki de kararı değişecekti. Belki de geriye kalan hayatında çok çok pozitif yönde bir etkisi olacaktı bunun. Ve o gün kendi kendime söz verdim. Dedim ki bir daha ben bu bilgiyi verirken bir videodan faydalanacağım veya slaytlardan faydalanacağım. En güzeli video. Video çünkü yormuyor sizi. Yani boğazınız yorulmuyor. Bilgiyi aynen aktarıyorsunuz. Görseller var içerisinde. Canlı görseller vesaire. Çok daha rahat aktarabiliyorsunuz. O gün söz verdim. Gelelim konumuza. İşte ya samimiyeti bozuyor. Şimdi bu noktada tabii ki hiçbir şeyin samimiyetini bozmasına izin vermemeliyiz. Ancak iş karşı tarafa bilgi verme konusuysa eğer ve eksiksiz bir bilgi verme konusuysa eğer karşı tarafla bir mutabakat yaparsam ben ve dersem ki bak şuradan başladık şuraya kadar samimiyet şuradan sonra video sunum bu beşeri ilişkimiz bir miktar tabii ki kesintiye uğrayacak oradaki iletişim bu seni rahatsız etmez öyle değil mi diye küçücük bir soru sorarsam eğer ben karşımdaki insana insanların bana şöyle dediğini duydum hep. Yok abi niye rahatsız etsin ya şey yaparız izleyelim bakalım neyin nesiymiş şu video dediğini duydum ben insanlardan. Dolayısıyla burada put gibi oturup insanlara önüne videoyu koyarsan tabii ki samimiyeti bozar. Ancak bunu baştan anlatırsan seninle konuşacağız sohbetimizi edeceğiz daha sonra sana bir fırsat sunacağım yaşamını kökünden değiştirebileceğini düşündüğüm yaşamını kökten değiştirebilecek potansiyele sahip bir fırsatı ben sana anlatacağım. Daha doğrusu göstereceğim. Anlatacağım da değil. Göstereceğim. Açık büfe şeklinde ortaya koyacağım. Daha sonra kararları sen kendine göre kendin verirsin. Açık büfenin istediğin yerinden, istediğin kadarını, istediğin şekilde alma özgürlüğü tabii ki sende. Ve daha sonra yine laptopu kapatacağız ya da cep telefonundan gösteriyorsanız videoyu cep telefonunu kapatacağız ve daha sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dersem eğer ben
ya da dedim ve insanlar genellikle de şöyle dediler bana, abi sorun değil tabii ki, neden olmasın, buyur aç bakalım neyin nesiymiş, merak ettim şimdi bu videoyu. Fikri sattım. Hangi fikri sattım? Gel benim şirketime katıl fikrini değil. Gel benim ürünümü al fikrini değil. Sana ya da Ali'ye bu bilgiyi, kaynağı hiç değişmeden, hiçbir deformasyona uğramaksızın bu bilgiyi aynen sana bir videodan seyrettirme fikrini sattım. Ben fikri satarım, video ile gösterme fikrini satarım. Video, ürünü satın alma ve veya distribütör olma ve veya kendisine bir ticaret inşa etme fikrini satar. Araçları kullanmak zorundasınız bu sektörde. Kendinizi denklemin dışına almak zorundasınız. İnsanları araçlarla baş başa bırakmak durumundasınız. Başka türlü ben kopyalamanın olacağına inanmıyorum. Kopyalamamız gereken tek bir şey var burada. Bilgiyi doğru bir araçla verme fikrini satabilmek karşıya. Sadece bu. Bunu başaran insanlar inanılmaz başarılı oluyor bu sektörde. Araçları satabilme. Araçları satıyorum aslında ben. O aracı kullanma fikrini satıyorum aslında. Dikkat edin. Hani ya Yavuz Bey, başarınızın arkasındaki sır nedir vesaire. İşte budur. Araçları satıyorum ben. Ben araçla aktarma fikrini satarım karşıya. Karşı tarafa ürünü satın alma fikrini araç satar, ben satmam. Distribütör olma fikrini ve veya bu işi inşa etme fikrini araç satar. Eğer elimdeki aracı ben bir kez yaptıysam ya da sistem olarak, sistemin liderleri olarak bunu bir kez tasarladıysak, ortaya çıkarttıysak ve bir kelime mühendisliği ile ortaya çıkarttıysak bu videoyu, mükemmelleştirdiysek ve daha sonraki nesiller de bunu alıp kullanabilsin düşüncesiyle en son haline getirebildiysek ve bir kez işe yaradıysa, ki yüzlerce binlerce kez işe yaradı daha sonra, bu ortaya çıktı. Sonuçta bunu bir liderlik mekanizması, bir kurul ortaya koymuş. Sadece tek bir beyin değil, kaç kişinin ortak çalışmasıyla ortaya çıkmış bu video. Ve sana düşen tek şey bu fikri videoyla ve videoyu izleme fikrini karşı tarafa satabilmek. Ürünü kullanma fikrini değil, onu video yapacak. Videonun içerisinde var o. Onu sen söylemeyeceksin, ben söylemeyeceğim. Onu video söyleyecek. Ortaya izlediğinde, aa evet ya abi, bana göre değil, bana uyar. Diyebilirsin ki ürünü kullanmak istiyorum Yavuz abi, bana uyar. Diyebilirsin ki Yavuz abi, ben sırf ürünü indirimli kullanmak için distribütör olmak istiyorum, bana uyar. Diyebilirsin ki Yavuz, ben efendim sadece ciddi bir ürün tüketicisi olmayacağım, aynı zamanda ticareti de ciddi bir şekilde inşa etmek istiyorum. Bu fikri beğendim, ben bu fikrin peşine düşüyorum diyebilirsin. Bana uyar. Dördü de bana uyar abi, hiç sıkıntı yok. Bunu en baştan söylüyorum. O yüzden şimdi eğer hazırsan, eğer not tutma alışkanlığın da varsa buyur, kağıt kalem de vereyim sana. Güzelce notlarını tutuyorsun abi. Ben videoyu mümkün olduğunca durdurmayacağım. Durdurma taraftarı olmadım bugünden. Güzelce bir izle. Video zaten birçok soruna yanıt veren nitelikte bir video olduğunu göreceksin. Olur ya, yanıtsız kalan soruların olacaksa, ki mutlaka olacaktır, onlara da yanıt bulana ben yardımcı olacağım. Eğer ki hala daha yanıt bulmamış olan sorular varsa, gerekirse şirkete yazarız, gerekirse daha üst liderlerle konuşuruz, ama mutlaka bil ki burada yanıtsız, yanıtı olmayan tek soru dahi yoktur. Bu mutabakatı yaptıktan sonra artık geriye tek bir iş kalır. Tek bir iş kalır. Videonun play tuşuna basmak. Onu sorun. Evet, şimdi videonun play tuşuna basıyor muyuz ve bu sunum videosunu hep birlikte izliyor muyuz Ali'cim? Ali'nin bana bu konuşmadan sonra söyleyeceği şey nedir ki? Kaç tane seçeneği var? Genellikle de söyleyeceği şey olur abi, hadi bakalım. Genellikle şey yaparlar, şöyle kendine çeki düzen verir. Hadi bakalım, merak ettik ya. Hadi bismillah bakayım neyin nesiymiş bu video. Bir kez. Ben iddia ediyorum, bunu şu az önceki oturumu toplamda 500 kez yapan bir insan
network marketing sektörünün mevcut dinamiklerini görüyorum, ele alıyorum, değerlendiriyorum tecrübemden kaynaklı. Benim kişisel görüşüm bugün Türkiye'de birçok şirketin genel müdürü düzeyinde, CEO'su düzeyinde gelire sahip olur ve dikkat, bu gelirin büyük bir kısmı pasif gelir olur. 500 sunum. Yavuz Bey, benim 500 kişiden oluşan listem yok. Biliyorum. Bu 500'ün 100'ü sana aittir. Örneğin, ya da başlarsın benim gibi 30 kişiyle başlarsın. 6-7 kişiyle, 8-10 kişiyle el sıkışırsın. Daha sonra onların listeleri derken onlar da görüşmeler yaparlar. Sen de görüşme yapıyorsundur ki tabii boş durmayacaksın. Ancak bil ki sunum yapmak zorundasın. İster 3. kariyerde ol, istersen 5. kariyerde ol, belli bir pasif gelir düzeyine, düzenli sürekli bir gelir düzeyine gelinceye kadar sunum yapmak zorundasın. Başka yerlerde ekibindeki insanlar sunum yapmaya devam ediyordur tabii ki, işlerini kurmak adına, işlerine momentum kazandırmak adına. Sen de tabii ki oturamazsın. Sunum yapmaya devam edeceksin ve ben iddia ediyorum. Yani bu konuda gerçekten 500'ü bulan, ki bugüne kadar 500'ü gören dahi olmadı. Yani 200'de 300'de video sunumlardan bahsediyorum. 300'de gelir seviyelerini, az önce söylediğim gelir seviyelerini çıkartan, bu sektörde çıkartan arkadaş ve arkadaşlarım var. 270 sunum, video sunum, 300 sunum. Hadi ben ona 200 daha koyuyorum. Daha kötü bir ihtimal düşünüyorum. 500 sunum. Hayatınız boyunca yapacağınız, az önceki çerçevede yapacağınız 500 video sunumu ve hayatınızın geri kalan kısmında çok daha özgür bir hayatı yaşamaktan bahsediyorum size. İster part-time olun, ister full-time olun, hiç fark etmez. 500 sunum. Günde bir sunum yapsanız 500 gün sürer. Günde iki sunum yaparsanız 250 gün sürer. 500 gün sürse 1,5 yıl yapar. Hadi onu 2 yıl deyin, siz 1,5 yıl deyin ki ideal süredir. Network marketing sektöründe ciddi kalıcı başarıya ulaşan insanlara bakın. Genellikle zaten sektörün içerisinde ortaya çıkan rakamlar şunu gösteriyor. 2 ila 5 yıl derler genellikle. Doğru mu? Doğru. Bakın, az önce söylediğim sayı aşağı yukarı aynı rakamı doğruluyor mu? Doğruluyor. Ve tempolu bir şekilde. Şimdi anladınız mı neden bu distribütör arkadaşlarıma bir türlü katılamadığımı ve sıkılan tarafın aslında aday değil, sıkılan tarafın aslında biz olduğumuz ya da distribütörler olduğu. Şimdi anladınız mı? Aday sıkılmaz. Eğer adayla bu konuşmayı yaparsan, sıkılmayı bırak, can atar bir an önce videoyu izlemek için. Ama eğer bu konuşmayı yapmazsan, o zaman sıkıntı sende demektir. Bu konuşmayı yapacaksın. Bu mutabakatı yapacaksın. Bu mutabakatı yaparsan eğer, aday ikide bir saatine bakmaz. Bir iki kez bunu yaşadım başta. Daha sonra dedim ki benim bir mutabakat yapmam lazım insanlarla. Mutabakat yapmaya başlarsam eğer, bu sefer şunu gözlemledim. İnsanlar saatine bakmıyor. Pür dikkat videoyu seyrediyor. Notlar alıyor. Sorular soruyor. Kaliteli sorular soruyor. Bunları gözlemlemeye başladım zaman içerisinde. O yüzden dolayı değerli arkadaşlar, ne yaptığınızı, ne iş yaptığınızı çok iyi bilmek zorundasınız. Hangi eylemi yaptığınızı çok iyi bilmek zorundasınız. İşi çok iyi sahiplenmek zorundasınız. Fikrinizi çok iyi sahiplenmek zorundasınız. Her bir eyleminizi çok iyi sahiplenmek zorundasınız ve arka çıkmak zorundasınız. Ve bazı konulardaki ısrarınızı asla ama asla yitirmemek zorundasınız. İnisiyatifi asla karşı tarafa bırakmamak zorundasınız. Sonuçta senin yönetimin vasıtasıyla karşındaki insanın yaşamı değişecek belki. Dikkat et, karşındaki insan belki profil olarak senden daha yüksek bir insan olabilir. Ancak elinde bilgi var, bilgi video ile veriyorsan eğer, orada ne sen ne de karşındaki insan o videodaki içerikten çok daha güçlü değildir. O videodaki bilgi onun yaşamını değiştirir. Video ile verirseniz ve hiç bozulmayacak bir kaynaktan veriyorsunuz. Zaman içerisinde ama Yavuz Bey işte video içeriğinde bazı içerikler değişti, fiyatlar değişti vesaire. Çok basit. Anlatırken şunu söylerim, derim ki videonun içeriğinde bazı içerikler değişti. Örneğin fiyatlandırma içeriği değişti ya da şu planda şöyle bir değişiklik oldu. Ben sana onu zaten videodan sonra anlatacağım. Nerede değişiklik oldu. Bitti. Bu kadar. 20 saniye. Karşındaki insan ne diyecek sana?
Tamam oldu Yavuz Bey der. Yavuz abi der. Neyse işte. Tamam der. Devam edersin. Bu kadar basit. Efendim o rakam şuymuş da bu olmuş da işte güncelliğini yitirmiştim. Abi bu, Türkçe konuşuyorsun sonuçta. İletişimdir bunun adı. Bu şekilde söylersin. Dersin ki içerikte değişiklikler var. Birazdan sana söyleyeceğim. Videodan sonra anlatacağım ben sana içerikleri. Bilgin olsun. Bugüne kadar kime söylediysem kim hiç kimse kalkıp da bana içeriği değişmiş olan videoyu ya Yavuz Bey güncelliğini kaybetmiş olan videoyu ben sen bana niye gösteriyorsun falan demedi. Sonuçta ana fikir, ana felsefe her zaman aynıdır. Sadece içeriğinde değişecek olan şey komisyon planında belki değişiklikler olmuştur. Ufak tefek ya da büyük fark etmez. Efendim başlangıç paketleri konusunda belki değişiklik olmuştur. Onu da ben zaten kağıt üzerinde anlatırım karşındaki sana. Video ile işim bittikten sonra da videoyu kapatırım. Artık ondan sonra kağıt kalemle mi devam edersin, sohbet şeklinde mi devam edersin? Samimi ortamına aynı şekilde devam et. Ancak bilgiyi verirken artık orada bilgiyi deforme edecek olan bir içerikten kaçınmak zorundayız. Orada artık işin içine espri falan giremez. Orada işin içine de bakın espriler dahi içeriği bozar. Çünkü gerçekten artık ciddileşmemiz gereken bir safhaya gelmiştir sunum süreci. Evet espriler nasılsın iyi misin hoşbeş vesaire. Şimdi artık bilgi aşaması ve kalkıp artık orada yok espri yok bilmem neler yok şöyle. Bunlar şeyi bozar. Deforme eder bilgiyi. Ben buna inanıyorum. Artık orada işi sulandırmanın, sohbeti sulandırmanın çok gereksiz olduğunu düşünüyorum açıkçası artık o saatten sonra. Karşımdaki kişi espri yapsa bile ben esprisine ortak olamam. Gerçekten. Olamam yani. Yani konu ciddidir. Konu benim için ciddidir. Ayrıyeten konunun onun için de ciddi bir konu olduğunu düşünüyorum. Kişi eğer ciddi olma konusunda ya da olmama konusunda ısrarı varsa artık video sunumu seyrettikten sonra benim yapacağım çok fazla bir şey artık yoktur. Ben yapacağımı yapmışımdır. Ona karşı olan arkadaşlık görevimi, dostluk görevimi, vicdani sorumluluk şeyini, görevimi, vazifemi ben en mükemmel şekilde yerine artık getirmişimdir. Gerisi artık onunla ilgilidir. Takibini yaparım duruma göre budur. Dolayısıyla arkadaşlar yani işte insanlar sıkılıyor. Hayır, sen sıkılıyorsun. Ben sıkılmam. Ben 6,5 yıldır aynı videoyu seyrettiriyorum. 3 aşağı 5 yukarı videolar değilse de 6,5 yıldır bunu yapıyorum. Ve benim sıkılabilme lüksüm yok. Bu benim hayatım. Ben ekmeğimi buradan kazanıyorum. Ben bir pazarlamacıyım. Bu pazarlama işini network marketing kanalıyla ya da ne derseniz deyin, next generation hani ne derseniz deyin kanalıyla yapıyorum. Ekmeğime sahip çıkmak zorundayım. Ailemin hayatı bununla alakalıdır. Benim hayatım bununla alakalıdır. Değer sunduğum insanların hayatı bununla alakalıdır. Birçok insan bu sektörden ekmek yiyor. Dolayısıyla mesleğimizdir artık bu bizim. Ve mesleğimize sahip çıkmak zorundayız. Ve mesleğimizle ilgili her türlü hamleyi de ciddiyetle yerine getirmek zorundayız. Bunun artık lay lay lom yapamayız. Yani masa başında mesleklerimizde, eski işlerimizde, gemi işletmesi böyle bir şey yapabilme imkanım var mıydı benim? Yoktu. Bu işte de yok. Olmaz. Buna izin veremem. İzin vermemeliyiz. Siz de izin vermemelisiniz. Bu işin gerekleri vardır. Reklam yapmak, oturup sunum yapmak, 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 sunum yapmak ve ciddiyetle bunu yapmak. Bir kez sadece 2 saatini rica ederim ondan. Hayatının 2 saatini sadece bana vermesini rica ederim. Bembeyaz bir kağıt olarak beni dinlemesini rica ederim sadece. Yorumlamadan, eleştirmeden, en azından 2 saatlerini eleştirmeden dinlemesini rica ederim sadece. 2 saatten sonra sunumumu yaptıktan sonra beni yerden yere vurabilir eleştiri konusunda. Hiç sıkıntı yok. Ürünleri yerden yere vurabilir eleştiri konusunda hiç sıkıntı yok. Ancak 2 saatliğine ömrünün 2 saatini sadece bana vermesini isterim. Ben ona ömrümün 2 saatini veriyorum. Eşimi görmüyorum, çocuğumu görmüyorum o sırada. Bu hayatımdan, hayatımla ilgili ödemiş olduğum bir bedel. O da çocuğunu görmüyor o sırada. Bir araya gelmişiz ya da eşini görmüyor neyse bu bir bedeldir. Bir araya gelmişiz. Hayatımızda birbirimize 2 saat zaman veriyoruz o sırada. Bu bir bedeldir ikimiz için de. Ve ben onun için en iyisini ortaya koyuyorsam ondan da 2 saatliğine beni dinlemesini rica edebilmek benim hakkım olmalı diye düşünüyorum ben. Ve bunun da gayet samimi olduğunu düşünüyorum.
Bu şekilde de konuştuğumuzda insanlarla o güne kadar, belki de o saate kadar, o dakikaya kadar o kadar da ciddi olmayan insanlar, bu işlere şöyle böyle işler olarak bakan insanların bazılarının ciddileştiğini ve çok ciddi bir üretken bir distribütörlere dönüştüğünü ben zaman içerisinde çok gözlemledim. Sizler de bunu yaşayabilirsiniz zaman içerisinde. Umarım faydalı bir paylaşım olmuştur arkadaşlar. Network Marketing ücretsiz e-mail eğitim kursuma katılabilirsiniz. 50 gün boyunca her gün benden e-mail ders alabilirsiniz. Katılmak için videonun açıklama kısmında linki paylaştım. Web sayfam, oraya bağlanıp orada formu doldurabilirsiniz. Her gün saat 20 akşamları benden e-mail alırsınız. Ücretsizdir. Merak etmeyin. Ücretli değildir. Daha sonra ücretli de olmayacaktır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Paylaşmaya değer bir video olarak anlam kazandıysa eğer sizden, paylaşın. Başkalarıyla da paylaşın. Onlara da onların da yaşamlarına değer anlamında bir şey sunmuş olalım. Görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi akşamlar. Bizim Beylikdüzü'nde güneş batmak üzere. Bilmiyorum siz nerede yaşıyorsunuz, bu videoyu nerede seyrediyorsunuz. Belki de çok uzaklardasınız. Günaydın demek lazım belki de. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağ olun.